gerçekten daha başarılı olacak. Hocam teşekkür ederim. Görevimizi yaptık. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de başarılar olsun. Estağfurullah. Vatan evlatları bize emanet. Ben görevimi yaptım. Ben Allah teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Biz teşekkür ederim. Ben İsmim Yusuf Eren Göktaş, Sabancı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Öğretmenler zili çalmadan önce öğrenci zili çaldığı için öğrenci zilini, öğretmenler zilini çalmasına 2-3 dakika kala ben yemek yemeye başlamıştım. Yemek yerken yanında içecek de içiyordum. Yemek yediğim kete hamur işi olduğu için bu sefer boğazıma yapıştı. Hocam gelince benim nefesim tamamen gitmişti, zaten kamera görüntülerinde de gözüküyor. Nefesim gittiği için işte bu sefer aşağı yukarı doğru eğilmeye çalıştım ki hani kendim çıkartmaya çalışayım. Arkadaşlarıma vurun işareti yapıyorum. Hiçbiri yani vuramıyordu, fark etmemişlerdi. Bu sefer böyle olunca da nefesim iyice tıkandı. Sonra hocam geldi. Hocam bir 3 dakika süren diyaframıma bastırma olan hareketi yaptı. Hemlik manevrasına. Yaptıktan sonra ilk başta çıkaramadı hocam tam olarak. Sonradan işte birkaç kere daha yapınca birazcık rahatlamıştım o an. Sonradan işte hocam başka müdahale yaptı. Eğilerek sırtıma vurma diyen müdahaleyi yaptı. Bu sefer öyle olunca da onda daha da çok rahatladım. Hocama dedim hocam bir su içeyim falan. Su içtim, sonra biraz rahatladım işte. Sonra o anda da zaten ambulans gelmişti. Şimdi iyi. İyi, pek çok korktuk mu o anda? O anda öleceğimi düşündüm yani. Dedim gittim kesin. Peki hocan için ne söyleyeceksin sana? Hocam benim kahramanım. Ona çok teşekkür ediyorum ve ona bir can borcu olduğumu düşünüyorum. Adım Cembil Erkaya. Fen bilimleri öğretmeniyim. Meslek hayatımda 23. yılımı yaşıyorum. Sabancı Ortaokulu'nda yaklaşık 10 senedir çalışıyorum. Olay dün oldu. Kendi dersim vardı alt katta, ek binada. O anda rehberlik servisimiz ilk hafta olduğu için oryantasyon çalışmaları yapıyordu. Sınıfıma duyuru yapacaklarını söylediler. Bir dakika müsaade istediler. O esnada üst kattan bir öğrenci koşarak yanıma geldi. Bir öğrencinin boğulduğunu söyledi. Ben de hemen koştum. Elimden geldiğince hemlik manevrası yapmaya çalıştım. Fakat yediği kete hamur işi olduğu için bayağı bir yapışmış. Birkaç sefer deneme sonucunda çıkarmaya çalıştım. Yani fazla bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Görevimi yaptım. Türk milletinin evlatları bizlere emanet. Yeter ki onların canları sağ olsun. Bizler Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenin izinde devletimizin, milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz. Afat gönüllüsüyüm. Afat gönüllüsü olmamdan dolayı uzaktan eğitimleri tamamladım ama daha sonra dizimde bir menisküs yırtığı olmuştu o dönem. Devam ettirememiştim. Bilgilerimle yaptım. Daha önceki okulumda bundan yaklaşık 10-15 sene önce de bir öğretmen arkadaşım yine aynı durumla karşılaşmıştı. Hocam. Ona da yardımcı olmuştum. Allah hocam, denk getirdi diyelim. Yani gittiğimde öğrencimiz zaten nefes alamadığını fark ettim. Onun üzerine hemen hemliğe başladım ama hani 2-3 seferde çıkacağını düşündüm. İlk seferinde 4-5 hamlenin sonunda bir parça düştü. Daha sonra öğrencime eğilip sorduğumda baktım ki nefes alıp veremiyor, konuşması zorlanıyor. Devam ettim. O anda da ambulans diye seslendim. Okul rehberlik servisi öğretmenimiz Nurgül Erdal hanımefendi o sıra geldi zaten. Onun ambulans aradığını görünce rahatladım. Ambulans gelene kadar elimden geldiğince devam ettirdim. Öğrencinin nefes alması benim ilk hedefimdi. Öğrenci rahat nefes aldığını görene kadar kendimce devam ettim. En son öğrencimin nefes aldığını fark ettiğim an bıraktım. Zaten ondan sonra öğrencimiz suyunu içti. Baktım ki gülmeye başladı, rahat nefes alıp veriyor. Ondan sonra da biz de rahatladık, ambulansa teslim ettik.